Şöyle koltukları ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bizde vardı bunlar. O tarz. Sonra sattığımız evde gitti. Şeyde, Friends'deki koltuk evet, gibi. Evet, bir de bunların yeni kumaşları da çıktı. Ama annem olsa farklı iğrenç renkli falan der hani eski evet model. Kötü. Ama ben... Güzelmiş ama o kapıyı asabilirim. Sen de çek. Aa, ne güzel bir süs. Satılmıyordur kesin değil mi? Alalım mı? Onları ben şeyden yapmışım. Bunları böyle kendileri yapmış birisi. Satılmıyor yani kesin. Bak böyle üçlü koymak da güzel. Onlar da çok güzel. Sonrasında da mesela banyoya falan koyabilirsin. Hayır. Bu süsleri içine koyup saklarsın. Bunun içine sığmaz ki. Bu kadar değil, daha büyük olacak. Onu da yere koyacaksın. Yani bunlar gibi düşün. Süsleri buna koyacaksın. Evet, o mantık. Sonra bunu süslediğinde bunu yine bunun altına koyacaksın. Evet. Ama kırmızı vurmuyor. Başka renk olsa güzel. Bunlar mesela bizim de ihtiyacımız var. Bizim ama aynen var. Benim de var ihtiyacım. Benim çok süs var evde aslında. Çok güzel olmuş aynen. Gülün aldıklarını gösterir misin? Bakayım. Öncelikle şu makasımız var. Şöyle bir makas. Sonra bir de şöyle bir makas var. Ama kasada karar verecek hangisini alacağım. İkisini de alıyor musun? Özel. Evet, bunu kendim alıyorum. Bunu da annemler aldım. O da bir peki şey kesmek için. Etiket kendi kesmek. Etiket kesmek için mi? Yani herhangi bir şey kesmek için mi etiketim? Onun için makas yok mu? Yok işte. Bunu buldum. Kapıyı açacağız. Şimdi İnek gibi. Şimdi gerek olmaz. Şunlardan almayacak mı? Şunlardan almayacaksın. Şurada evet. Bu. Ama bu gold ışık yanar değil mi? Yanmıyor. Yok, onlarda ışık yok diye rengi. Bak şurada da. Şöyle alacağız herhalde bundan. Bir şöyle bir de ucunu. Mesela bu hangisi oluyor? Bunun yazıyordur boyu... ki şeye bakacaksın. Şurasına bakacaksın. Strala 70 santim dantel beyaz. Strala 70 santim ince. Bak ben dantel istiyorum. Bunların hepsinin aynı olup Merve'nin inatla farklıymış gibi araştırma yapmış. Ama bu dantel yazıyor bunda. Birinde ince yazıyor. Evet. Tamam bak bunlar farklı. Bak bunun desenine bak. Ha, bu dantel. Bir de şunun desenine bak. Ben şundan bence istiyorum. Bu daha güzel şu. Bu değil mi? Evet. Bu bence güzel değil. Aslında peki şu da güzel. Bu da güzel. Bak bunun şekli farklı farklı. Evet şimdi anladım. Bir daha söyle. İnci yazıyor deyip duruyorum ama inci değilmiş. Including herhalde. Including evet, demek including istiyor. Evet diyor. İçindekileri anlatıyor bence. Ya içinde hem de var. Ben de inci onlar, diyorum. Danteli onlar... arayalım diyorum ama inci diyor bunlar. Biz biraz arayalım o zaman. Şu önemli aynen ışığı. Toplam aynısı çıkıyor. 70 tamam santim dantel ile olan değil mi? Başka bir şey daha soracaktık birine. Neydi? Neydi? Ha, tam ışık. Umarım ampul de çalışır yani. Her şeyin çalışması için bir şey almamız kırmızı, gerekiyor. Kırmızı mumun falan var. Kırmızı mumun var. Ama ince var. Öyle kalın yok da. İnce bir mum var. Ama onu yere koymak için şey... Aslında bizim evde şey var. Televizyonun yanında böyle mumluk var. Siyah. Evet. Onu da buradan almıştık. Tabii. Bu renk olması beyaz ağaçta kaybeder kendini. Evet, belli evet olmaz. Güzel ama bunlar yeşil ağaçta. Şunlar da beyaz ağaçta kayboldu. Bunlar da çok güzel. Hiç belli olmaz. Bunlar yeşilde de kaybolur aslında. Bence. Değil mi? Bunlar biraz... Acaba güzelmiş. Bir şey diyeceğim. Aa, beyaz benim ağaç. Ağacım şu kadar mı gelecek sence? 210 santim diyor. Seninki? Keşke ben bu büyük ihtimalle... Bir dakika.
150'ymiş tane. 150. Bak demişti. Nerede yazıyor 150 diye? Ha. Ay. Sana resmini göstereyim. Bunları almıyorum. Çok renkli. Evet. Yani her yerde olur. Annenlerde de vardır. Tamam da annenlerdeki böyle mi? İyi de bu görüntü yılbaşı, olarak... Yılbaşı konsepti burç. Ama ben bunu bir yerde sergilemeyeceğim. Tamam. Burcu. Doğru. Ama yine de düşünülmesi güzel bence. Nereden biz almıştık Aydın abla? Ben iki adı beyaz ağaç oldum da. Bunlardan mı almışsın? Hala ağaçta kaldı ya. Almışsın işte. Şunlardan. Poşeti sadece elinde gezdirmek için şey yapıyor. Biz elimizde taşıyoruz. Ses yapıyor. Başka bir şey yaramıyor. Merve'nin gelecek olan ağacının boyutu. Ağacın böyle olmaz. Bir önce göstermiştim. Bundan da biraz zaman aldık. Harun Ali. Gel benim de çok acıktı. Bir dakika dur. Büyük Ikea alışverişimiz. Büyük Ikea alışverişimiz. Çok büyük. Harika, şaka yapıyorum. Evet. Aa, bu sende mi var? Aa, baksana bunlardan ama çok güzel. Beğenmez misin her şeyini? Ne o? Aa, güzelmiş değil. Ama kırmızı olması pek evet, güzel evet. Değil. Kırmızı bana uymaz. Bakayım. Ha, bu güzel. Şeyde böyle büyüklü küçük büyük de vardı bayağı şu kadar falan. Bak, bak senin de sayılardan da. Bunlar bu ne? Ağaç, evet. Ay bu da iç böyle. Seray Uslu bana bundan alacak. Geçen Nur Bilen Yavuz'un storiesinde evet. Gördü bundan. Dedim ki bana bundan al dedim. Baktı alayım mı dedi ve attı 19.000 TL. Siz... Bakayım mı? Nereden bu ki? Araştırmış hepsi buradan o. Gülü. Güzel değil mi? Ben bunu gördüm güzel. Heyecanlanmıyorsun. Heyecanlanmıyorsun. Ben burada çatlamıştı. Diğeri de çatlak. Bir çatlak olmayan bu. Çok güzel. Arkadaşlar. Evet şimdi eve geldim. IKEA'da ben yine hüsrana uğradım. Hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Bu arada bu videoyu böyle çam ağacımla size açmak isterdim. Ama daha çam ağacım gelmedi. O da birkaç güne gelecek. Bu arada Instagram'da anket yaptım arkadaşlar. Çam ağacı hangi renk olsun diye. Oradaki çıkan sonuçlara göre sizlerin kararına göre ağacı dekor edeceğim, süsleyeceğim. Yeşil mi beyaz mı diye anket yaptım. Beyaz çıktı. Sonra gold mu yoksa gümüş detaylı mı süsleyeyim diye anket yaptım. O da gold detaylı çıktı. Bakalım. Şimdi çok beğendim. LCWK Home çok güzeldi. LCWK Home'dan çok güzel şeyler aldım. Bayağı kendisini geliştirmiş yani. Ve başından gayet evime uygun güzel modern şeyler aldım. Rıfkı aldığım 770 lira tuttu. Şimdi göstereceğim size hepsini. Bayağı uygun bir alışveriş oldu yani. IKEA'dan da güzel şeyler aldım. Onları da göstereceğim. Böyle değişik, her zaman IKEA'da olmayan şeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdi açalım beraber hepsini o zaman. Geldim. Açalım. Şöyle bir ışık aldım. Açacağız. Dedim keşke YouTube'dan gelince açsaydım aslında. Arkadaşlar ayağım düştü ya. Of. Ya ağır bir şeymiş. İnanamıyorum. Çok ağır bir şey ve ayağıma düştü. Eğer böyle düşseydi ayağım kırılabilirdi. Çok ciddiyim. Sadece ucundan şöyle sıyırıp geçti yani. Şanslıyım. Çok ağır yani. Gerçekten bayağı ağır. Bunu ağacın yanına takmak için aldım.
Şimdi açmışken göstereyim bari. Onu sonra yaparız. Şöyle bir masada kullanmak için El Suvayit'ten aldığım küçük bir masa süsü çam ağacı aldım. Bunu çarşamba günü kızları çağıracağım haftaya. Böyle yılbaşı konseptli bir oturma, böyle atıştırmalık bir sofra hazırlayacağım. Kullanabilirim. Hatta bir de runner aldım masaya sermek için. Onu da göstereyim. Şimdi şunu da en son kurarız. Çok güzel değil mi bu? Bunun bir de kurşun askerlisi vardı ama bunun rengi daha benim evime uyar diye düşündüm. Bir de böyle geyikli aynı bunun gibi peçete aldım. Aynı geyikini Esmerkom'dan aldım. Daha uygun benim evime. Simli böyle biraz da. Evet, buna kurşun asker sevdamdan vazgeçemedim. Kurşun askerli. Şöyle Türk kahvesi fincan aldım arkadaşlar. Bu da çok tatlı. Canı seti bunda. Bu da yarın televizyonun altına koyarım diye. Oradaki dekoru çünkü şimdi değiştireceğim artık biraz. Biraz yılbaşına uygun bir dekor yapacağım. Bunun yanına hatta şunu koyarım diye düşündüm. Karlanmış. Evet, bu arada dediğim gibi bunların fiyatı gerçekten hepsi 770 lira tuttu. Bir şeyler daha var şimdi. Bu aldığım indirimdeydi. Ne kadar aldım ben bunu? 150 TL. Bence çok güzel. Bakın. Şöyle. Bir süs. Kullanırım. Yan yana koyarım diye düşünerek almıştım. Zencefilli kurabiye kokusu aldım. Arkadaşım önermişti bunu. Güzel diye. Bu da böyle eve bir hava verir. Şimdi ağacı falan da koyunca her yerden bir kuki pişiyormuşçasına. Evet, bahsettiğim şöyle peçeteler. Misafirlik peçete. Ya bu el suyu karıştırışı. Evet, bu da bitti bu kadar. Şu ışığı takalım. Nasıl kuracağız acaba? Ay çok güzel oldu. Bu bence ağacın altında harika duracak. Evet, şimdi şunu açalım beraber. Kapıya nasıl asacağım bilmiyorum ama bakalım. Çok çimdiriyor. Çok güzel. Değil mi? Bacaklarım. Bundan mı kapıda sıcak yer yok? Bu arada bir sorun var. Tekrardan selam arkadaşlar. Bana günaydın şu anda. Evet, bu videoda IKEA ve LCV Home'u gezdik beraber. Ve yılbaşı temalı alışverişimi beraber açtık. Bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Ev alışverişinin devamı gelecek. Bir tane daha bir ev alışverişi yaptım. Bu vlogdan sonra yılbaşı ağacını beraber kuracağız. Bu vlog gelecek. Yani Yusufcan'la beraber ağacı kurduk. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size yılbaşı konusunda bir fikir olmuştur. Biraz tabii geç oldu bu yılbaşı videosu ama artık bu ilk senem olduğu için beni affedin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Ben kahvaltımı yapmaya gidiyorum.